insanın en kötü hikayesini en sevdikleri yazıyormuş. Ben seninle Antakya'ya dönerken yüreği nefret dolu biriydim. Bu duygu geçmeyecek diye çok korktum. Gördüğün her şeyden, herkesten şüphe etmek berbat bir şey. Herkes kirliydi. Güvenilmezdi benim için. Nefesim kesilecek, boğulacak gibi hissediyordum. Ta ki yağmurda dans eden o kızı gelene kadar. Sen bana neden güveniyorsun? Ayşe, sen merhametli birisin. Ben şimdi istesem bir yere gidemiyor muyum? Gidemiyorsun. Elit, ver şu anahtarı, yoksa atarım bağırırım. Ortadan ayağa kaldırırım. Elinden geleni ardına koy. Ben bu duyguyla baş edemiyorum. Niye ağlıyorsun o zaman? Ağlamıyorum. Fazlası gitmiyor muyum? Beni böyle durduracak mısınız? Seni istemiyorum. Söylediğin şeyleri hissetmiyorum. It is high to let it all go. Let the past just disappear. Try to untie from an old life. Ayşe, sizin gönül maceranıza bez olmayacak demek. Asıl sen benim gönlümün neye razı olduğunu, neden vazgeçemediğimi biliyor musun? We're not enough. And the storm slowly arrives. When the light turns and the cold turns. Özür dilerim. Ayşe, hangi duyguyla Ayşe? Hangi duyguyla? Baş edemediğin şey ne? Senin neden kıskanıyorum? Çünkü biz birbirimize bir söz verdik. Evet, biz birbirimize bir söz verdik. Ama sözleşmemizi bir yandan beni karım diye ilan ederken, bir yandan da eski nişanların tek taşını saklamak yoktu değil mi? Aslında biz çok farklıyız. Gitme, kal. Senin de bana güvenmeni istiyorum. Boşanmak istiyorum. Yapamıyorum, anlamıyor musun? Çok korktum, biliyor musun? Korkma. Sağ ol Ferit. Fazla temasa gerek yok. Kıskanıyor musun yoksa? Keşke sana her şeyi anlatabilsem. Ne kadar çaresiz olduğumu. Başımı omzuna yaslasam keşke. Bana güç versen. Tutsan ellerimden. Anlatamam.